Arkadaşlar merhaba bu videomuzda organik kimya bölümüne ait 32. teste bakacağız. Birinci sorudan başlarsak diyor ki yukarıda verilen bileşiklerin hangileri yufak sistemine göre doğru adlandırmıştır. Evet aldehitleri adlandırırken biliyorsunuz ki ne de Şuraya 1 diyoruz buraya 2 diyoruz şuradan da 3. Evet ikinci karbonda metil var 2 metil ve 3 karbon olduğu için propan propan aldiye, yani aldehit olduğunu belirtiyoruz. Doğrudur. Geldik buraya. Bakın formaldehit bunun yaygın adıdır. Soruda dikkat ederseniz yupak adı demiş. Bunun yupak e, adı ne olur? Metan, al olması gerekiyor. Bir karbonlu aldehit olduğu için yani formaldehit dediği için yanlıştır. Evet burası da 1, 2, 3, 4. 4 karbonlu aldehit, butan, al. 1 ve 3 doğrudur arkadaşlar. İkinci soruya baktığımızda yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin yaygın adı doğru verilmiştir diyor. Evet 1, 2, 3 karbonlu aldehit ne diyoruz? Propion aldehit diyoruz. Doğrudur. Doğru. 2 karbonlu aldehite de aset aldehit diyoruz. Karboksil asit de biliyorsunuz ki asetik asit diyoruz. Bu da aset aldehit aynı kökten geliyor. Evet burada da nedir? Benzen halkasına nedir aldehiti bağladığımız için bunun ismi de benzaldehittir. Bu da yine doğru bir adlandırma olmuş arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımızda diyor ki yarı açık formülü verilen bileşiğin sistematik adlandırması. Evet ne yapacağız? Aldehit yani burada alkol grubu var. Burada aldehit grubu var. Aldehit grubu yani karbonil grubu daha önceliklidir. Şuraya 1 diyoruz. Buraya 2 diyoruz. Buraya 3 diyoruz. Bakın şuradan devam etmiyor. Çünkü aşağıda 2 tane karbon var. En uzun zinciri seçiyoruz. 4 ve 5 diyoruz. Evet 3. karbonda ne var? Hidroksi grubu var. O zaman 3 üç hidroksi. Üçüncü karbonda aynı zamanda metil var. 3 metil ve 5 karbon olduğu için pentan al diyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığımızda yukarı şey aşağıda bir formülü verilen bileşiklerden hangisinin karşısındaki adı yanlış verilmiştir? Evet. A şıkkına bakarsak biliyorsunuz ki şuraya 1 diyeceğiz, buraya 2 diyeceğiz, şuraya 3 dedik, şuraya da 4 dedik. Üçüncü karbonda brom var, 3 brom. İkinci karbonda bakın ikili bağ var. 2 büten ve aldehit grubum olduğu için doğru adlandırmış. Evet buraya da 1, 2, 3 desek şu gruba biliyorsunuz ki benzenden bir hidrojen çıkarınca geriye kalan gruba fenil diyoruz. 3 fenil ve 3 karbonlu aldehit olduğu için propan al. Şimdi buraya numara verirsek 1, 2, 3. Bakın böyle gidersek 4 olur. Böyle gelirsek 5 karbon o zaman 4 ve 5. Evet dikkat ederseniz ikinci karbonda etil var. E daha öncelikli olduğu için önce onu söylüyoruz. Üçüncü karbonun hem altında hem de yanında şey, hem üstünde hem de yanında metil var. 3 3 dimetil ve 5 karbonlu olduğu için pentanal bileşiği doğru adlandırmış. Evet 1 2 karbonlu aldehit etan al diyoruz. Şimdi buna numara verirsek 1 2 3 böyle gidersek 4 olur. O zaman aşağıya gidersek 4 5. Evet ikinci karbonda şu bakın benzenden bir hidrojen çıkarmış. 2 fenil doğru. 3 izopropil demiş. Hayır. Bakın şöyle olması lazım. 2 fenil 3 ve 4'te metil var. Yani bu bileşiğin ismi 3, 4 dimetil ve 5. 5 kar karbonlu olduğu için pentanal olmuş. Yani o numaralandırmasını böyle yapıp öyle adlandırmış. Yani yanlış yapmış. E şıkkı yanlıştır. E şıkkındaki doğru bileşiğin adı bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Beşinci soruya baktığımızda diyor ki aşağıda İskelet formülü verilen bileşiklerden hangisinin adlandırılması da hata yapılmıştır. Evet şuraya 1 desek buraya 2 desek 3 4 5 6. Evet bakın 4. karbonda metil var. 3. karbonda şu siklopropildir. 6 karbon olduğu için heksana doğrudur. Evet şuraya 1 desek buraya 2 desek 3 desek 3 karbonlu propan 2 tane de aldehit olduğu için dial şeklinde adlandırıyoruz. Bu da doğru bir adlandırmadır. 1 2, 3, 4 böyle gidersek 5 karbon olur böyle gelirsek 6 karbon. O zaman 5 ve 6 olması lazım. Evet yani şuradaki adla böyle gitmiş. Onun için yanlış adlanmış. Yani bu bileşiğin doğru adı şöyle olur. Şimdi şurada metil grubum var. 4 metil. ikinci karbonda 2 iki bağ olduğu için 2. 6 karbon olduğu için 2 hegzen al şeklinde olması gerekirdi arkadaşlar. Evet burada sanırsam hidrojeni çizmemişler. Şuraya 1 desek, buraya 2 desek, buraya 3 desek. Evet böyle gelsek 4 5, böyle gelsek 4 5. Ama böyle gitsek dallanma daha fazla olacak için şöyle adlandırıyoruz. Evet bakın 3'te etil var. Şu etil de çünkü 2 karbonlu. 4'te metil var. 2'de sikloheksil var. 5 karbon olduğu için pentanal doğrudur. Evet buraya gelsek 1 2 3 4. 2 ve 3. karbonda hidroksi var. 2 3 dihidroksi 4 karbonlu bir al olması lazım. Altıncı soruya baktığımızda yukarıda verilen X ve Y bileşikleri ile ilgili diyor hangileri doğrudur? Birbirinin izomeridir diyor. Bakın 1, 2, 3, 4 karbonlu C4, hidrojen 3, 5, 7, 8, bir tane de oksijen var. Bunu da sayarsak C4, hidrojen 8, bir tane de oksijen var. Evet kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı. Bunlar birbirinin izomeridir. X bileşiği bütanal evet, düz zincirli zaten 1 2 3 4 4 karbonlu aldehit bütanal. Y bileşiği ise bu, buraya 1 dedik, buraya 2 dedik, buraya 3 dedik. 2 metil propanal doğru. X bileşinin kaynama noktası Y bileşiğinden yüksektir. Biliyorsunuz organik bileşiklerde dallanma artıcı kaynama noktası düşer. Burada hiç dal yokken burada bir tane metil grubum dallanmış. O zaman ne yapıyor? Dallanma arttığı için kaynama noktası daha düşük olur. Yani X bileşiği daha yüksektir. Yedinci soruya baktığımızda aldehitlerle ilgili bilgiler verilmiş. Yukarıda verilen kavram haritasında aldehitlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Karbonil grubu içeriler. Evet şu grup ne diyoruz? Şu gruba karbonil grubu diyoruz. Şuradaki oks karbon oksijen arasındaki. Doğru genel formülleri bu şekilde. Bakın arkadaşlar daha önceki testlerde de söyledim. Ya, bileşin yapısında bir tane pi bağı varsa hidrojen sayısını iki azaltır. Ya da halka varsa hidrojen sayısını iki azaltır. Bakın şurada bir tane pi bağı var. Hiç pi bağı olmasa şu na uymak zorunda karbon ve hidrojen arasındaki ilişki. Buradaki pi bağından dolayı hidrojenimizi iki azalttık. C 2 azalttık. Cn, H2, N, bir tane de oksijen içerisine girdi. Doğrudur yani bu adı, genel formu. En küçük üyesi aset aldehittir. Yani 2 karbonludur diyor. Hayır bunların en küçük üyesi biliyorsunuz ki 1 karbonlu formaldehittir. O zaman nedir? Bu ifade yanlıştır. Aynı karbon sayılı aldehitlerle ketonlar birbirinden izomeridir. Yine nedir? Bu bileşikler polar moleküllerdir arkadaşlar. Evet diyor ki 0.2 mol 14.4 gram olan 0.2 moli demek istiyoruz. 14.4 gram olan düz zincirli aldeitteki karbon atom sayısı aşağıdakilerden hangisi? Şimdi 0.2 moli buysa bu bileşiğin 1 moli kaç olur? Hesaplarsak buradan. 0.2 moli bu kadarsa 1 moli bu kadar. Buradan x eşittir 72 çıkar. Bakın az önce de söyledik düz zincirli aldeitlerde genel formül bu olacak. C, yani H, Burası 72 olacaksa Şurası biliyorsunuz ki 14n artı 16 eşittir 72. Bunu bu tarafa attık. 14n eşittir 56. n eşittir 4 olması lazım arkadaşlar. Evet 9. soruya baktığımızda yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin adı yanlış verilmiştir diyor. Evet ne yapıyoruz? Bakın en uzun zinciri seçiyoruz. Numara veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle gitmedik. 4 olur. Böyle gelsek 5 olur. Evet ikinci karbonda etil var. Şu grup 2 etil. Üçüncü karbonda metil var. Doğru. 5 karbon olduğu için pentanal. Bu doğru. Burası 1, 2, 3. Benzenden bir hidrojen çıkardığımızda geriye kalan grup fenildir. Üçüncü karbonda fenil var. 3 karbonlu aldehit olduğu için propanal. Evet bunu şu şekilde açarsak dallanmayı bakın şöyle gösterirsek ve numara verirsek bakın. Şuradan numara veriyorum. 1, 2, 3, 4. Böyle de gitsek. 5, 6 böyle de gitsek. 5, 6 ama burada dallanma daha fazla olduğu için. 5, 6 diyoruz. Evet bakın. Dördüncü karbonda etil var. Evet. 4 etil 3 heptan al demiş. Bakın. E, bunun doğru adlandırmasını yapacak. Dördüncü karbonda etil var. 5 karbonda metil var. 5 metil yazmamışlar. Ve 3. 3. karbondan sonra ikili bağ olduğu için 3 doğrudur. 6 karbonlu olduğu için hegzen al olması lazım. Bu bileşin doğru adı 4 etil, 5. karbondan metil var. 6 karbonlu ve 3 hani şu ikili bağın yerini de belirttik. 3 hegzen halde olması lazım. O zaman B şıkkıdır. 3. bileşik yanlış adlandırılmış. 10. soruya baktığımızda aşağıda formül verilen bileşiklerden hangisinin karşısındaki sistematik adı doğru verilmiştir diyor. Evet bunu adlandırırsak 1, 2 bakın şöyle gitsek 3 böyle gelsek daha fazla 3, 4. O zaman bunun ismi ne olması gerekiyor? 3 metil bütan al olması lazım arkadaşlar. O zaman yanlıştır. Evet şuradan numara versek 1, 2, 3, 4. Bakın burada gördüğünüz halkalı bir bileşik onu da belirtelim. 3. karbonda ne var? Bu bileşiğimiz var. Bunun ismi 3 siklopropil ve 4 karbonlu olduğu için bitanol olması lazım. O zaman bu da yanlıştır. Evet bakın buradan numara versek 1, 2, 3, 4 böyle devam edeceğiz. 5 ve 6. Evet 3. karbonda brom var. 3 brom. 2. karbonda hidroksi var. 2 hidroksi. Doğru. 4'te etil diyor. Her bakın 4'te metil olması lazım. Numarasını böyle verdiği için kısa zinciri almış. 4 metil hegzanal olması lazım. Ha, yani üst taraf doğru. Şu alt taraf yanlış. Yine olmadı. Sikloheptanal demiş. Bakın bu bileşin adı. 1-2. 2 siklo hegzil etanal olması lazım. Bu da yanlış. Evet buraya geldik. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bakın ikinci karbonda etil var. Doğru. Üçüncü karbonda hidroksi var. Doğru. Dördüncü karbondan sonra üçlü bağım var. Dört pentin aldehit ismini belirtmiş. Hepsi doğru olmuş. E şıkkıdır arkadaşlar. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.